1930'lu yıllar, nüfus 16 milyon, 12 milyon köylerde yaşıyor. 40 bin köy, 4 bin civarında köyde okul var. 6 bin kadar öğretmen. Şehirde yetişip öğretmen olanlar köylerde görev yapmayı kabul etmezler. Çare köy enstitülerini kurmaktı. Köy enstitülerinin kuruluşuna 17 Nisan 1940 yılında başlandı. Kurucu Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, kurucu Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, kurucu İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'tur. Köy enstitülerinde öncelikle köy çocuklarının eğitim görecekleri binaların inşaatında ücretsiz çalışarak kendi okullarını yapmaları esastı. Öğrencilerin eğitimlerini bitirdikten sonra hizmet verecekleri bölgelere gelişimleri taşıyacak liderler olmaları isteniyordu. Oldular da. Demir yoluna yakın köylerde bozkır ve kıraç alanlarda işliği, ahırı, kümesi, koşum ve sağım hayvanlarını, tarım işlerini uygulamaya ve bu alanda deneyler yapmaya elverişli tarlası, meyve sebze bahçeleri, bağı, gül bahçesi, koruluğu, samanlığı, ambarı, çayırı, arısı, tarım araçları, tahıl ekim alanları. Kısacası işletmesi olan uygulamalı köy enstitüleri kurulacak. Öğretmen adayları böyle bir işletmeyi yönetecek beceri ve deneyime sahip olarak yetiştirileceklerdir. İş içinde iş için eğitim ilkesiyle yaparak, yaşayarak öğrenecekler. Öğrenirken üreteceklerdir. Köy enstitülerinden öğretmen olarak mezun olanlar 20 lira maaş alacak ve 20 yıl mecburi hizmet yapacaklardır. Hasanoğlan'da devletin verdiği çorak, kıraç, arazi üzerine Hasanoğlan Köy Enstitüsü kurulacak, 80 bina yapılacaktır. Kum, çimento, tuğla, kireç, kiremit, kereste devlet müesseselerinden temin edilecek, kerpiç döküm ve binaların işliği öğrenciler ve öğretmenler tarafından yapılacaktır. İnşaatlar başlar, inşaat alanında arı gibi çalışan idarecilerle öğretmenlere ve öğrencilere bakıp "Bu bebeler mi inşaat yapacak?" diyerek şüphelerini dile getiren Hasanoğlan halkı daha ilk aylar içinde şüphelerinden sıyrılarak bebelerin neleri yapmaya kadir olduğunu görecek, hem öğretmenlerle hem öğrencilerle daha yakın ilişkiler kuracaklardır. Geleneksel imece usulü Hasanoğlan inşaatında yeni bir ruhla hayat bulur. 14 köy enstitüsünün öğrencilerinin oluşturduğu imece grupları gayretle, özveriyle çalışırlar. Diğer köy enstitülerinden gelen öğrenciler tanımadıkları kendi akranları ile aynı ortamda iş ve güç birliği yapmayı öğrenirler. Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde öğrenciler duvarcılık ve taşçılık derslerini enstitünün kuruluşunda inşaatta çalışarak alırdı. Her imece grubunun ayrı ayrı inşaatları vardı. Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün kuruluş safhasında çalışan Kepirtepe Köy Enstitüsü öğrencileri imece grubu çatı yapımına başladıkları inşaata bayrağı asarlar. Kepirtepeliler hep bir ağızdan Kepirtepe Kel Kepir, Hasanoğlan Kır Kıraç, iki yeşil yoksunu ne su vardı ne ağaç tekerlemesini söyleyerek çalışmalara neşe getirirlerdi. Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün kuruluşunda çalışmak üzere diğer köy enstitülerinden gelen imece grupları arasında samimi arkadaşlıklar kurulurdu. Ayrıca imece grupları tatlı bir rekabete girişmekten de keyif alırlardı. Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün kuruluşunda daha ilk günlerde öğrencileri heyecanlandıran gelişmelerden biri de kendi gayretleriyle çalıştırdıkları radyo olur. Öğrenciler okulda elektrik olmadığı için elle çalıştırılan bir dinamoya bağlanan radyodan yurt ve dünya haberlerini dinlerlerdi. Radyoyu dinleyebilmek için öğretmenler ve öğrenciler bu dev anteni yaparlar ve dikerler. Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde tamamen öğrenciler tarafından yapılan binaların sayısı 1945 yılında 43'ü bulmuştur. Sinema salonu, ses geçirmez odaları ile müzik salonu, açık hava tiyatrosu bu binalar arasındadır. Hasanoğlan Köy Enstitüsü öğrencilerinin inşa ettiği yapıların arasında en kıymetlisi amfitiyatrodur. Amfitiyatronun yapımında Çifteler Köy Enstitüsü öğrencileri de çalışmıştır. Mimarlığını Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yapı Kolu Başkanı Mualla Eyüboğlu'nun yaptığı Türk köylü çocuklarının 1943 yılında Hasanoğlan'da inşa ettiği amfitiyatro Türk tarihinde bir ilktir. Amfitiyatroyu inşa eden öğrenciler açılışta Sofokles'in Kral Ödipus oyununu sergilemişler, Molière, Shakespeare, Chekhov oynamış, köylüler de izlemiştir. Amfitiyatroda köy enstitülerinin kuruluş yılına atfen 1940 oturma yeri bulunmaktadır. 17 Nisan atfen 17 basamak oturma yeri ve 4. ay Nisan'ı ifade etmek için oturma yerleri arasında iniş çıkış için 4 sıra merdiven aralı bulunmaktadır. Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde öğrenciler güne halk oyunlarıyla başlar. Daha sonra arkadaşlarının fırında pişirdiği ekmeklerle kahvaltılarını yaparlardı. Enstitü büyük bir kütüphaneye sahipti ve Hasan Ali Yücel'in çevirisini yaptırdığı
dünya klasikleri bu kütüphane raflarında yerlerini almıştı. Saat 7.30'dan sonra serbest okuma yapan öğrenciler bir yıl içinde 25 klasik eseri okumak zorundaydı. Ayrıca isteyen öğrencilere mandolin, keman ve bağlama dersleri de verilirdi. Bağlama derslerini kimi zaman Aşık Veysel verirdi. Anadolu'dan gelen bu köy çocukları okuduklarından, dinlediklerinden, gördüklerinden çok etkilenir, etkilenmekle de kalmayıp örnek alırlardı. Köy enstitülerinde adeta Türkiye'nin geleceğine damgasını vuracak aydınların tohumu atılmaya başlanmıştı. Okul şan ders alan öğrencilerin koro çalışmalarıyla çınlıyor, çayır üzerinde resim çalışması yapan, voleybol oynayan ya da mandolin çalan öğrencilerle alışılmadık bir köy manzarası ortaya çıkıyordu. Koyun gütmekten, tarla çapalamaktan başka bir şey bilmeyen köy çocukları enstitüde aldıkları eğitim ile birer aydın olarak köylerine dönecekler ve öğrendiklerini uygulayarak köylerini kalkındıracaklardır. Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün kuruluş aşamasında ilk önemli olaylardan birisi de Yüksek Köy Enstitüsü'nün açılması olmuştur. Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nün açılışıyla ilgili İsmail Hakkı Tonguç şöyle demiştir. Bu üniversiteyle olmaz. Yüksek Köy Enstitüsü ile biz geleceğin üniversitesini hazırlıyoruz. 21. yüzyıl insanını yetiştireceğiz. Türkiye bu üniversiteyle yüksek öğrenim sorununu çözemez. 1933'te üniversite reformu yapıldı ama üniversite medrese geleneğinden kopamadı. Üniversite oturan bir kurumdur, hareketsiz bir kurum. Biz bu kurumla 21. yüzyıla hazırlanamayız. Çifteler ve Kızılçullu Köy Enstitülerinin ilk mezunları 1942 yılında Hasanoğlan'da açılan yüksek kısma gelirler. Yüksek Köy Enstitüsü, köy enstitüleri mezunlarından bu kurumlara öğretmen, köylere gezici öğretmen ve ilk öğretim müfettişi yetiştirmek üzere açılmıştır. Hasanoğlan'da henüz ihtiyacı yetecek kadar laboratuvar ve atölyeler yapılmadığı için yüksek kısım talebesi bir kısım derslerini Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde, Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nde, Gazi Terbiye Enstitüsü'nde, Yapı Usta Okulu'nda ve Devlet Konservatuvarlarında görmektedir. Hasanoğlan Köy Enstitüsü asıl şöhretini sanat eğitimiyle yaptı. Müzik dersinde yeterli sayılmak için bir müzik aletiyle İstiklal Marşı'nı çalması gerekliydi. Eski Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan, Almanya'da elçilik yaptığı dönemde kendisine Hitler tarafından hediye edilen piyanoyu Hasanoğlan Köy Enstitüsü'ne vermiştir. Güzel Sanatlar bölümü içinde öğrencilere resim, heykeltıraşlık, müzik, tiyatro eğitimi verilirdi. Sanat derslerine Ankara Konservatuarı'nın en iyi hocaları geliyordu. Batı Edebiyatı derslerini Sebahattin Eyüboğlu, müzik derslerini Aydın Gün, Veysel Arseven ve Ruhi Su verirdi. Köy öğrencileri Fransızcayı Vedat Günyol'dan, tiyatroyu Mahil Canova'dan ve Ulu Uras'tan öğrenirlerdi. Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde Enver Ziya Karal tarih, Ruhi Su ve Aşık Veysel müzik, Selahattin Batu zeoteknik, Muhlis Ete ekonomi, Selahattin Eyüboğlu dil edebiyat, Kazım Köylü ziraat, Ferruh Sanır coğrafya, Mahir Canova tiyatro, Halil Demircioğlu tarih, Mualla Eyüboğlu mimar inşaat sorumlusu gibi eğitim elemanları da görev yaptı. Okul mu dediniz? İşte size okul. Köy enstitülerinin gelişimine büyük emek veren Atatürk'ten sonra Cumhuriyet aydınlanmasının ikinci ismi. Köy enstitüleri kurucu Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel. Cumhuriyet devriminin genç eğitimcisi olarak Mustafa Kemal Paşa ile 2 Şubat 1923 günü İzmir'de tanışır. Gazi Paşa yeni Türkiye'de ne yapılacak, neler değişecek bunu halkla sohbetinde anlatır. Herkesin çekinmeden soru sorduğu bu sohbette genç Yücel şu soruyu sorar. Bugünün fosil mevkinde bulunan medreselerin irfan hayatı bundan sonra nasıl olacaktır? Zatıalileri bu hususta ne düşünüyor? Bunu öğrenmek istiyorum der. Gazi Paşa'nın cevabı ise şöyledir. Bu soruyu soran arkadaşımızın fikrine ben de iştirak ediyorum. Hakikaten efendiler, bizim bugünkü medreselerimizin vaktiyle medreseler yapıldığı zamanki halinden çok uzaklaşmıştır.
Milletimizin, memleketimizin yüksek eğitim kurumlarıyla bir olması gerekir. Bütün memleket evlatları kadın ve erkek olarak da eğitim görmelidir, der. Yücel bu soruyu sorduğu gün 26 yaşındaydı. İlk kez Gazi Paşa ile karşı karşıya geldi ve onu can yüreğiyle dinledi. Konuşmalarından etkilendi. Hayatı boyunca da onu kendine rehber edindi. Onun devrimlerini ilerletmek için de çalıştı. Köy enstitüleri onun döneminde büyük atılım yaptı. Güçlükleri de içindeki devrimci cevherle açtı. Yücel o görüşmeye ilişkin duygularını yıllar sonra Ulus Gazetesi'ne şu ifadelerle dile getirir. O gün Gazi Mustafa Kemal öyle kudretli mantıklı fikirlerini taşit ediyordu ki yurt toprakları üstünde ordular idare eden bu diman fikir sahasında da başkumandan olduğunu o gün anladım der. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in şu sözleri köy enstitüleri taklittir diyenlere esaslı bir yanıttır. Köy enstitüleri ilkesi tamamen bizimdi, taklit değildi, benzersizdi. Çünkü millet sevgisi gibi bir kaynaktan esinlenilmişti. Pedagoji kitapları yazmazdı çünkü bir eğitim kuramı değildi. Ulusal kalkınmanın temel ilkesiydi ve onun gerçekleşmesi atılımıydı. Yıl 1944, 10 yaşında kimsesiz çocuk 6 yaşındaki kardeşiyle Çumra'dan trene biniyor. Trende hiç tanımadığı, iyi giyimli ve çevresinde müthiş saygı gören bir adam bu iki çocukla ilgilenip soruyor. Nereye gidiyorsunuz? Konya'ya okumaya. Nerede okuyacaksınız? Köy enstitüsünde, İvriz'de. Peki o zaman al bu kartı Vali Bey'e ver. Seni ve kardeşini okula yazdırır. Kartı alıyor ve teşekkür için bir türkü çığırıyor. Varınca trenden inen çocuk kardeşini bir handa bıraktıktan sonra valiliğe gidiyor. Kartı gösteriyor. Bir telaş, bir telaş. Vali anında çocuğu kabul ediyor ve cebine harçlığını koyup İvriz köy enstitüsüne gönderiyor. Kartın sahibi Hasan Ali Yücel'dir, dönemin Milli Eğitim Bakanı. Kartı götüren çocuk ise geleceğin yazarı, şairi, gazete sahibi Kemal Bayram Çukurkavaklı ve kardeşi Mehmet Şahin Çukurkavaklı'dır. Yıllar sonra 1992'de Antalya Gazipaşa'ya Fikret Otyam'ı ziyarete giden bir Ankaralı, ressam Otyam'ın albümünde şu nota rastlıyor. Bu dünyada iki tane Ali'yi, Hasan Ali Yücel ve Sebahattin Ali'yi en iyi anlatacak bir tane adam vardır. O da Kemal Bayram'dır. İmza Can Yücel, Hasan Ali Yücel'in şairoğlu. Hasan Oğlan Köy Enstitüsü öğrencisi Ali Çuvadar'ın anısı. Hasan Oğlan Köy Enstitüsü'ne geleli bir hafta olmuştu. Basım evinin sobasını yakma görevi bana verilmişti. Çok sevindim. Ali Çuvadar'ın köyünde tezek ve odun yakılır. Bu nedenle ilk kez kömür sobası yakacaktır. Bir kutu kibriti bitirir ama kömürü tutuşturmayı başaramaz. Birinin onu izlediğini hissedip başını kaldırır. Bir amca ona gülümser. Evladım beraber yakalım mı der. Ona kömür sobasının nasıl yakılacağını birlikte yaparak gösterir. Soba tutuşmuştur. Tam o sırada görevi veren öğretmen gelir. Devamını Ali Çuvadar'dan dinliyoruz. Öğretmen amcayı görünce hazır ola geçti. Şaşırdım kaldım. Amca bana Allah'a ısmarladık diyerek elimi sıktı. O daha pek uzaklaşmadan öğretmenimin ceketini tuttum. Yavaşça bu amca kim dedim. Hasan Ali Yücel dedi. Hasan Ali Yücel sık sık yüksek köy enstitüsüne gider. Kendisinin orada konuk yerine konulmasını istemez. Ankara'da işim olmasa her gün burada olurum. Buraya geldikçe dinçleşiyorum, güç kazanıyorum der. Köy enstitülerine öğrenci bulabilmek oldukça zordur. Köy enstitüsünü kuranlar öğrenci bulabilmek için canla başla çalışırlar. Zira köylerdeki aileler en küçük çocukların dahi iş gücüne ihtiyaç duyduklarından bu okullara çocuklarını göndermezler. Köydeki aileleri ikna etmek gene zor işlerdendi. Köy enstitüleri için güç bela aldırılmış dört cipten biriyle çok sayıda köyü bizzat gezmesiyle tanınan köy enstitüleri kurucu ilköğretim genel müdürü İsmail Hakkı Tonguç okulun önünde araçtan iner. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmurun altında uzun süre kapıyı açtırmaya çalışır. Sonunda okulun baş öğretmeni gelir ve okulu gezdirmeye başlar.
Tonguç daha yeni inşa edilmiş okulun sınıflarından birinde tavandan damlamakta olan suyu görünce baş öğretmene nedenini sorar. Baş öğretmen umursamaz bir tavırla birkaç kez Çankırı İl Eğitim Müdürlüğü'ne yazdım ama kimse ilgilenmedi der. Tonguç, peki siz bir şeyler yapamaz mısınız deyince baş öğretmen birden çıkışır. Ben baş öğretmenim, dam aktarıcısı değilim der. İlköğretim Genel Müdürü'nün bu sözleri duymasıyla bahçeye fırlaması bir olur. İnşaattan kalma bir merdiven bulur. Çatıya tırmanarak kırık kiremitlerin yerini tespit eder ve yenileriyle değiştirir. Bütün bunlar birkaç dakika içinde olup bitmiştir. Tonguç aşağı inince baş öğretmene dönerek bir daha dam akarsa Çankırı'ya bildirme. Hemen bana haber ver, ben gelir hallederim diyerek kartını uzatır. Baş öğretmen elindeki kartta yazan isme ağzı açık bakarken Tonguç çoktan başka bir köye gitmek üzere uzaklaşmıştır bile. Elimden gelse bütün dünya okullarının programlarına insanın insanı sömürmemesi adlı bir ders koyardım. İsmail Hakkı Tonguç. Tonguç Mustafa Necati döneminde bakanlık çatısında iş, emek, liyakatla önce Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nü daha sonra İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne gelmiş bir eğitim devrimcisidir. Köy enstitüleri kuramcı ve uygulamacısı olarak Tonguç'un büyük emeği, öngörüleri ve tasarımıyla kurulmuş ve gelişmiştir. Tonguç, iş içinde iş aracılığıyla yaparak yaşayarak öğrenme şeklinde ifade edilen özgün eğitim anlayışını 1940'lı yıllarda enstitülerde hayata geçirerek öğrencilerin hayatın gerçek problemleri üzerinden öğrenmelerini amaçlamıştır. Avrupa'da faşizmin yaşandığı bir dönemde yoksul köy çocukları trenle demiryollarına yakın yerlerde kurulan köy enstitülerinde eğitim hakkına koşarak özgür eğitim sistemiyle kendilerini tekrar yaratmışlardır. Köy enstitüleri ülkenin gereksinimlerini temel alan işlevsel eğitim sisteminin adıdır ve öğrencilerin bütünsel gelişimini sağlayan bütüncül bir özelliği vardır. Yücel ve Tonguç'un ortak emeği olan köy enstitülerinin günümüze bıraktıkları en büyük miras eğitim hakkı, nitelikli eğitim, layık, demokratik bilimsel eğitim olarak kısaca özetleyebiliriz. İsmail Hakkı Tonguç daha sonraları yaptığı bir öz eleştiride enstitülere daha çok kız öğrenci almalıydık. Fırsat varken İnönü'yü dinleyip daha çok enstitü açmalıydık. Eğitimde sinemadan yararlanmalıydık der. Çifteler ve Hasan'a olan köy enstitüsünde müdürlük yapan Rauf İnan'ın anılarından. Bütün gece tavla yani at çiftliği nöbeti tutan Hüseyin Yılmaz sabahleyin nöbetini bitirdikten sonra Seydi Suyu'nun kıyısına gidip bir söğüdün altına yattı. Enstitüye yeni gelen sanat öğretmeni oradan geçiyordu. Hüseyin Yılmaz'ın toparlanıp kendisini selamlayacağı yerde yatmayı sürdürmesine sinirlenip öğrenciyi uyandırdı. Öğretmen, niçin kalkıp beni selamlamadın? Öğrenci, uyuyordum, geldiğinizi görmedim. Öğretmen, yalan söyleme, uyuyor numarası yaptın. Çat, bir tokat. Öğrenci, haksız yere bana vurmayın. Bir daha vurursanız size karşılık veririm. Şimdi de karşı geliyorsun deyip bir tane daha vurunca öğrenci de ona vurdu. Öğretmen yüzü gözü mor, müdüre geldi. Bir öğrenci beni dövdü, gururum kırıldı. Onu okuldan atmazsanız çeker giderim der. Müdür öğrenciyi çağırıp sordu, öğretmenini niçin dövdün? Öğrenci anlattı. Müdür öğretmeni oturttu. Sen daha gençsin, beni ağabeyin gibi dinle. Çocukların da gururu var. Yarın onlar bizim meslektaşlarımız olacak. Bir kusurları varsa eğitim yoluyla düzeltelim. Dövmek ters sonuç verir. Müdür üzgündü. Öğrencinin kusurlarını düzelteceğiz. Ama kusurlu öğretmenlere ne yapacağız? Geri gönderelim, bakanlık daha iyisini mi yollasın? En iyisi bunlar. Demek ki öğretmenlerin de kusurlarını düzelteceğiz. Genç meslektaşına 3 kitap adı verdi. Bunları kitaplıktan alıp okumasını rica etti. Seninle yine görüşelim. Ama bu enstitüde öğrenci dövdüğünü bir daha görmeyeceğim. Sadece sen değil, kimse öğrenci dövmeyecek. Bunu bugün öğrencilere duyuracağım. Toplantı için kampanayı çaldırdı. Öğrencilerin karşısına çıkıp olayı anlattı. Bundan sonra bir öğretmen öğrenci döverse öğrenci karşılık verebilir dedi. Böylece çiftelerde dayak kalktı. Bunun yerine öğrenci yönetime katıldı. Hüseyin Yılmaz'ı tokatlayan, buna karşılık ondan tokat yiyen öğretmen kendini yetiştirmeyi sürdürdü. Bu olaydan sonra bir genelge ile köy enstitülerinde dayak tamamen yasaklandı.
Düşünen, sorgulayan, tartışan, eleştiren, üreten bireyler, hak, hukuk, adalet, eşitlik, özgürlük ve bütün bunları içeren demokrasi mi dediniz? İşte size demokrasi. Köy enstitülerinde cumartesi günleri haftalık değerlendirme toplantıları düzenlenirdi. Öğrenciler, yöneticiler, öğretmenler çoğu kez bu toplantıları köylülerin de izlediği köy meydanlarında yapardı. Bir önceki haftanın genel bir değerlendirmesi yapılır, yöneticiler, öğretmenler dahil herkes rahatça eleştirilirdi, sorgulanırdı. Burada alınan kararlarla yanlışlar giderilirdi. Trabzon, Beşikdüzü ve Ankara Hasanoğlan köy enstitülerinde müdürlük görevi yapmış olan Hürrem Arman'ın Piramidin Tabanı adlı kitabından. Trabzon, Beşikdüzü köy enstitüsünün cumartesi oturumlarından birinde bir öğrenci, "Kooperatifimizin 5 ineği var, günde 25 kilo süt alınıyor. Bu sütler ne oluyor? Biz hiç süt içmiyoruz. Kooperatif başkanı bunu bir açıklasın," dedi. Kooperatif başkanı söz almadan diğer bir çocuk, "Sütler hep öğretmenlerin evine gidiyor." Bir başkası, "Müdür beyin evine de her gün yardımcıları gelip 3 kilo süt götürüyor." Kooperatif başkanı sütlerin öğrencilere yetmeyeceğini düşünerek parayla öğretmenlere satıldığını söyledi. Ve herkesin evine günde kaç kilo süt gittiğinin ve elde edilen gelirin hesaplarını verdi. Bu satışlar ineklerin alım paralarını amorti etmek üzereydi. Bir öğrenci, "Kooperatif bu işte haklı. 25 kilo süt 500 kişiye bölünürse bir yudum bile düşmez. Biriktirilir, birkaç günde bir verilir," önerisinde bulundu. Başka biri buna, "Süt biriktirilmez, bozulur, bu sökmez," diyerek karşılık verdi. Bir başka çocuk gerçek çıkar yolu buldu. Bir kişiye 250 gram hesabı ile her günün sütü 100 arkadaşımıza verilir. Ertesi gün diğer iki sınıf süt içer, sonra diğerleri. Böyle olursa 6 günde bir hepimiz süt içmiş oluruz," der. Karar bu öneriye göre alınır. Her yönüyle açık olan bu tartışmaların, eleştirilerin bütün uygulamalarda olumlu yapıcı etkileri görülüyordu. Çifteler ve Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde müdürlük yapan Rauf İnan'ın anısı. Hasanoğlan Köy Enstitüsü'ne gelen Cumhurbaşkanı İnönü'ye özel olarak yemek çıkarılınca ortalık karışır. Cumhurbaşkanı için özel yemek çıkması tam bir adalet ve eşitlik duygusuyla yetiştirilen öğrencilerin itirazına yol açtı. Cumartesi toplantısında öğrenciler, "Okulumuzu ziyarete gelen Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye niçin ayrı yemek verdiniz?" der. Okul müdürü Rauf İnan, "Evet, İsmet İnönü bizim Cumhurbaşkanımız. Ama biz o yemekleri Cumhurbaşkanı olduğu için değil, şeker hastası olduğu için verdik. Bizim hasta olan arkadaşlara ayrı yemek verdiğimiz de biliyorsunuz zaten." Öğrenciler bu açıklamayı kabul etti ve sorun düzeltilmiş oldu. Köy enstitülerinde yine zor işlerden biri de enstitülere gelen öğrencilerin kaçmalarını önlemek, onları okul eğitim hayatına kazandırmaktı. ABD'li yazar F. Kirby'nin Türkiye'de Köy Enstitüleri kitabından. Bir enstitü müdürü gülümseyerek anısını anlattı. "Sabahleyin uyandığım zaman hala bu enstitünün direktörü olup olmadığımdan emin değildim. Bir süre bana gelenden çok giden oluyor gibi geliyordu. Akşam yemeğinden kalma, bir iki ekmek kabuğunu cebine koyup, bir şey demeden sadece istikamet duygusuna dayanarak dağ orman demeyip yola çıkmaları işten değildi. Bu o hale geldi ki peşlerine düşmeye başladım. Tenkit edenler kaliteden bahsediyorlar. Böyle zamanda benim iş yapacak adama ihtiyacım vardı. Kendilerini çalıştırma tarzımı görünce buna uymayacak olanlar bırakıp gidiyorlardı. Kalitesi olanlar geri kalanlardı. Sadece onları geliştirmek kafiydi. Bazı öğrenciler yeni elbiselerini alınca savuştular. Ben bir daha gelmeyecekler sanırken bir iki hafta sonra süklüm püklüm geri geldiler. Yeni urbalarını göstermeye gitmişlerdi.
Dönüşte başkalarını da getiriyorlardı. Köy enstitü öğrencileri gerçek anlamıyla özgürlük yokluğunun ne anlama geldiğini biliyorlardı. Davranışları ve alışkanlıkları köy toplumunun gerçeklerini ve bu toplumla siyasal üstünlüğü olan toplum arasındaki ilişkileri yansıtıyordu. Akçadağ Köy Enstitüsü Müdürü Şerif Tekben'in dediği gibi, yetişme yolları başka, görgüleri ayrı, çeşitli alışkanlıklar taşıyan çocukları önceden hazırlanmış talimatnamelere uydurarak idare etmek ve yetiştirmek imkansızdı. Şehir okullarından ayrı işleyişe sahip, henüz bir incelemeye tabi tutulmamış, köy muhitlerinden gelmiş olan öğrencilerin her şeyden evvel çok iyi tanınması gerekiyordu. Bir taraftan işin içine girerek elden geldiği kadar çalışırken, bir yandan da her gün rastlanan olaylar üzerinde dikkatle durarak bazı neticelere ulaşıyorduk. Öyle hadiselerle karşılaşıyorduk ki bunların önünde ne yapacağımızı bilmiyorduk. Hırsızlık tabii sayılan bir şeydi. Her gün postal, gömlek, battaniye, yatak takımı kaybolur, bavullar, torbalar açılır. İşin garip tarafı, bu işleri yapmak diğerleri tarafından mesele sayılmazdı. Kuvvetlinin daima büyük payı alması, zayıfın kuvvetliden, küçüğün büyükten dayak yemesi şikayeti mucip haller değildi. Bir gün yaşı epeyce ileri, güçlü kuvvetli bir öğrenci kışlanın avlusunda küçük bir çocuğu yerden yere vuruyor. Her tarafını kan içinde bırakıyor. Bunu pencereden gözetleyen iki öğretmen çocuğun şikayete geleceğini umuyorlar. Dayağı yiyen hiç oralı değil. Ağlayarak bir kenara çekiliyor. Kendisini çağırıyorlar. Nedir bu halin? Ne oldu? Hiç. Nasıl hiç? Biz gördük. Halim seni dövdü. Hayır, dövmedi. Şakalaşıyorduk diyor. Bir enstitüde 4. sınıftan Mustafa ile 3. sınıftan Cemal anlaşıp geceliğin kooperatifi soydular. Biraz para vardı, aldılar. Üzüm, lokum, gözleri neyi tuttuysa aşırdılar. Koğuşturma sonunda Mustafa ile Cemal bulundu, suçlarını kabul ettiler. Yönetmeliğe göre kurumdan uzaklaştırılmaları gerekir. Müdür bütün enstitüyü topladı, Mustafa ile Cemal ortaya çıktı. Efendim, bir bilmezlik işledik, bizi atmayın. Atmayacağız, size daha ağır bir ceza vereceğiz. Efendim, bağışlayın. Bağış yok. Alın kooperatifin anahtarını. Mustafa sen başkansın, Cemal sen de onun yardımcısı. Bundan sonra kooperatifi siz yöneteceksiniz. Hadi bakalım. Mustafa da Cemal de sonuçta öğretmen oldu. Gittikleri köyün çocuklarını, kendi çocuklarını yetiştirdiler. Topluma yararlı oldular. Enstitüleri kuranlar en başta eğitimin gücüne, insanın içindeki öze, iyi etkilerle o özü geliştirip tansıklık yaratacağına inanıyordu. Bunun için öğrenciler suç işlediği zaman bile öbür okullardaki gibi hemen disiplin yönetmeliği çalıştırılmazdı. Öğrenciye kendini düzeltme fırsatı verilir, bu amaçla ona sorumluluk yüklenirdi. Tansık, İnsan aklının almayacağı şaşırtıcı, olağanüstü olay, mucize. Yıl 1947, Haziran ayı, Osman Bolulu Akpınar Köy Enstitüsü'nü bitirmiş ama ayrılmamış. Yarım kalmasın diye yapı işinde çalışmayı sürdürüyor. O arada bir küme insan geliyor. En önde Hasan Ali Yücel'in yerine Milli Eğitim Bakanı olmuş Reşat Şemsettin Sirer. Kolay gelsin. Bolulu, sağ ol. Bakan, sizi yakında amelelikten kurtaracağız. Bolulu, biz amele değiliz, öğretmeniz. İş üretiyoruz. Bakan uzaklaşırken söylenir. İblis, sen dersini almışsın. Özellikle senin gibileri adam edeceğiz. Osman Bolulu komşu köyden birinin şikayet dilekçesini yazıyor. Köylü bu dilekçeyi kaymakama sunuyor. Her zaman köylülerin yardımına koşan Bolulu böyle çok dilekçe yazmıştır. Kaymakam onun yazısını hemen tanıyor. Dilekçeyi okuyunca kaymakam,
Şu Yerkozlu köyünün öğretmeni Eşşoğlu Eşek mi yazdı bu dilekçeyi? O mikrop her taşın altından çıkıyor der. Köylü kaymakamın söylediklerini o gün kasabada olan Osman Bollu'ya iletir. Bollu hemen pazara gidip iki yular alır. Biri sıpa, biri eşek yuları. Gider kaymakama kendini tanıtır. Bollu, siz bu ilçenin başısınız. Devleti temsil ediyorsunuz. Bizim büyüğümüzsünüz. Kaymakam, otur yerine hele hoca. Bir derdin mi var? Bollu, var ya kaymakam bey. Kaymakam, neymiş? Anlat bakalım. Bollu, iki yular aldım kaymakam bey. Biri küçük başlar için, biri de büyük başlar için. Kaymakam, bana ne senin yularından be? Bollu, yok efendim, biri zat-ı aliniz için. Kaymakam yanındaki hükümet tabibine döner, hemen bir rapor yaz, bu zıpırı tımarhaneye sevk edelim der. Bollu, kaymakam bey, siz benim için eşşoğlu eşek dediniz mi, demediniz mi? Kaymakam, derim, elbette derim, iş karıştırıyorsun. Bollu, ben devletin öğretmeni değil miyim? Sizin gibi kamu işi yapmıyor muyum? Kaymakam, devlet memuru olsan ne olacak? Bollu, devletin öğretmeni eşekse başı olan kaymakam daha büyüğüdür. O arada nasıl ettilerse Osman Bollu'nun ilkokul öğretmeni olan Marif memurunu, şimdiki ilçe milli eğitim müdürünü araya sokarlar. İş tatlıya bağlanır. Bollu'yu zorla yemeğe götürürler. Ama o gene kötü adam olur. Kendi payına düşen parayı öder. Aslında Kıyamet Köy Enstitüsü mezunları öğretmenlere verilen yetkilerden kopmaktadır. Görev yaptıkları köylerin işleri için öğretmenlere verilen yetkiler kaymakamların çok üstündeydi. Köy enstitülerine muhalif birçok kişi ve grup vardı. Cumhurbaşkanı İsmet Paşa her ne kadar muhaliflerin isteklerini dikkate aldım dediyse de aslında bunların hiçbirini duymadı, görmedi, umursamadı. Ancak öyle bir muhalif vardı ki yıllar sonra İsmet İnönü Muammer Erten'le yaptığı bir söyleşide köy enstitülerinin etkisizleştirilmesini, Hasan Ali Yücel ile İsmail Hakkı Tonguç'un görevden alınmasını, parti içi muhalefetle o gün Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ve ordunun üst kademe subaylarının baskılarına dayandırmışsa da asıl muhalifin adından hiç söz etmemiştir. Yıl 1944, Köy Enstitüsü kurucularından ilk öğretim genel müdürü İsmail Hakkı Tonguç, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'ne gelir. Sıkıntısı vardır. Sıkıntısı yeni kurulan Diyarbakır Dicle Köy Enstitüsü'nün ışıklandırılması. Savaş yılları, bakanlık bütçesinde yeterli para yok. Işıklandırmaya müteahhitlerin istediği para 35 bin lira. Genel müdürlük o parayı ödeyecek durumda değil. Tonguç olayı Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nde gündeme getirir. Köy enstitülerinden birinde olan sıkıntı hepimizin sıkıntısı der. Toplantıda öğrenci Hasan Gülel, efendim malzeme parası varsa ben birkaç arkadaşımı alıp gideyim. O işi halledip geleyim der. Tonguç sevinir. Onları Diyarbakır Dicle Köy Enstitüsü'ne gönderir. Dicle'ye gidenler 15-20 gün sonra geri dönerler. Hasan Gülel, efendim okulu ışıklandırdım. Ne harcadınız? 500 lira. Aradan birkaç ay geçer. Elektriklerin yanmadığı telefonu gelir. Tonguç Baba Hasan Gülel'i yanına çağırtır. Git bir bak bakalım der. Hasan Gülel gider. Okula vardıktan bir saat sonra Ankara'ya telefon açar. Elektrikler tamam efendim. Sigortalar atmış. O dönemde toplumun geri kalmışlığını bir düşünün. Atan sigortanın değiştirilememesi bile bir ölçü. 1945 yılında Türkiye'nin sigortası attı. Sovyetlerle Türkiye arasında 1945 ve daha sonrası yıllarda deyim yerindeyse tam anlamıyla nota alıp verme savaşı yaşanır. 19 Mart 1945 tarihinde Türkiye'ye verilen ilk Sovyet notası 17 Aralık 1925 tarihli Türk-Rus Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşması'nın feshedildiği anlamına geliyordu. 7 Haziran 1945'te Stalin asıl bombayı patlatır. Sovyetler ikinci nota ile Boğazlar'da üs olmak üzere Kars, Ardahan ve Artvin'i Türkiye'den ister. Sovyet resmi isteklerini içeren ikinci Sovyet notası TBMM kapısında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye acil kaydıyla verilir. Metni okuyan İnönü'nün yüzü bembeyaz olur. Sovyetler daha sonraları verdikleri notalarla önceki taleplerini tekrar ederler. Uluslararası toplum içinde Türkiye kendini yapayalnız hisseder. Cumhurbaşkanı İnönü devletin bekası, ülkenin bütünlüğü der ve büyük endişeye kapılır.
Milli Şef'in önü ABD'den askeri yardım ister. Bu yardımı vermeye hazır olduğunu belirten ABD Başkanı Truman, 1946 yılında bir üniversite toplantısında ABD'nin sınırları Kars ve Ardahan'dan başlar bildirisini tüm dünyaya duyurur. ABD yardıma başlar ama karşısında Türkiye'den şunları ister. 1. Serbest seçimlere dayanan demokrasi düzeninin yerleştirilmesi. 2. Milli Şeflik 5 yıllık kalkınma planının iptali. 3. Köy enstitüleri gibi Sovyet sistemine benzer uygulamaların kaldırılması. ABD'nin bu talepleri doğrultusunda köy enstitüleri kurucu Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel 5 Ağustos 1946'da 7 yıl 5 ay sürdürdüğü Milli Eğitim Bakanlığı görevinden alınır. Aynı yıl köy enstitüleri kurucu ilköğretim genel müdürü İsmail Hakkı Tonguç görevinden alınır. 1947 yılında Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü kapatılır. Köy enstitüleri yönetmeliğinin içi boşaltılır. 1947 yılından itibaren Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde ve Ankara sokaklarında ABD askerleri boy göstermeye başlar. 1954 yılında dönemin Menderes hükümeti köy enstitüleri adını resmen ortadan kaldırır. Sevgiyle kalın, Atatürk'le kalın. Hoşça kalın.
Herkese yolculuğu ve umutlu yarınlar. Hoşçakalın.